Evet, şimdi İsa abimiz bize kamışın yapılışı hakkında bilgi verecek. Bakalım ha. Canım kardeşim, hoca, tabi siz öncelikle başta tabi belirtmedik, siz oradan buraya hoş safa geldiniz. Sağ ol abi. Yani başta program yaptığınız zaman, kamera çekim yaptığınız zaman biz tabii ki bunları konuşmamız gerekiyordu da. Aha. Ama geç oldu, temiz oldu. Tabii tabii, olsun evet. Olsun. Olsun, geç olsun. Siz yine oradan buraya hoş safa geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben bu kamışın yapılışını size belirtmek istiyorum tabii, dedi, arz ettiğiniz gibi. Bu kamışı biz aldığımız zaman, hazırda aldığımız zaman boru gibi lüle. Böyle dümdüz. Affedersin, içi boş. Boru gibi. Biz bunu getirip öncelikle bunun içindeki zarını, içinde ince bir zar var, zarını çıkarıyoruz. Zarını çıkarttığımız gibi bunu bir gün ıslak bir halde tutuyoruz. Islak bir halde. O yumuşayıp kıvamına geliyor. Kıvamına geldiği zaman bu kalıbın üstüne geçiriyoruz biz bunu. Bunun adı var mı abi? Kalıp mı diyorsunuz? Kalıp diyoruz biz bunu. Kalıp. Bu kalıbın üstüne şöyle geçirdiğiniz gibi tabii ki dikiş ipiyle biz bunu sarıyoruz. Şimdi hamdan olmuş olsaydı size hem yapılışını gösterirdim hem çekim yapardınız. Hamdan yok. Özel alınmıyor değil mi? İlla ki yapan, yani sen biz çarşıda yapıyoruz. Alabilirsin bunu. Evet. Yoksa bu, çarşıda... Bu ne ağacı abi bu? Bu mu? Bu normal bildiğimiz ağaçlardan yapmışız biz. Ne ağacı yani? O özel bir ağaç, her yok, ağaçtan da olmaz herhalde o. Her ağaçtan da olmaz. Oluyor mu her ağaçtan? Evet. Bu ne özel bir ağacı? Mesela şeydir, tamam. Bu çarşıda alınmıyor. İlla ki zurna çalan yapacak bunu değil bu mi? Bu hazırdan da var. Var. Şimdi hazırdan da var. Bu genelde bu kendine göre yapıyorsun değil evet, mi abi aslında bunu? Ha. Amacı o yani. Bunların bir hazırlar var. Müzik evlerinde satılıyor. Evet. Dayanmıyor. Bir iki çaldığın zaman ağzımızda yumuşayıp çapıt gibi oluyor. Ses vermiyor. Kapanıyor. Hmm. Boğulma yapıyor. Biz bunu Iğdır'dan getirtiyoruz. Lüle. Iğdır'dan getirtiyoruz. Iğdır kamışı. Bunu kardeşime söylediğim gibi bunu iple, tikiş ipiyle sarıyoruz. Dikiş ipiyle sardığımız zaman bıçakla tabii ki ölçüsünü alıyoruz. Bıçakla böyle bastığımızda tabii bir yumuşak haliyle bastığımızda böyle kalıba gelmiş gibi oluyor. Bıçakla kesiyoruz, jiletle düzeltiyoruz. Getirip başına şu kıskancı geçiriyoruz. Bu kıskancı onun başına geçiriyoruz. Şöylesine bir gün kalıyor bu kıskanç bunun başından. Bir gün sonra biz bunu sigarayla kavuruyoruz bu kamışı. Sigara ateşiyle biz bunu kavuruyoruz. Soba mesela bazı arkadaşlar tabii borunun sıcağıyla kavuruyor. Bazıları da belirttiğim gibi sigara ateşiyle kamışı kavuruyor. Kamışı kavurduğu zaman kamış bir gün kavrulmuş halinde kalıyor. Bir gün kavrulmuş halinde kaldığı zaman ondan sonra kardeşime söyleyeyim şu zımpara kağıdıyla bu kamışı inceltiyoruz biz. Sürtüyoruz, kamışı inceltiyoruz. Kendimize göre ayarlıyoruz. Ha? Bunun sesini, şimdi mesela bunu inceltmediğimiz zaman, kalın bir şekilde olduğu zaman bunun sesi çok kaba çıkıyor, gür çıkıyor. Evet. İncelttiğimiz zaman sesi çok kulakla net. Evet, değil mi? Kulakla belirliyoruz. Sesi çok net ve ince çıkıyor. Çala çala deneye deneye mi şey yapıyorsun abi? Tabii tabii. Deneye deneye. Bir nevi akort. Ha. Evet, akort. İstediğin sesi alınca artık zımparlamayı bırakıyorsun. Bırakıyoruz evet. Ha. İstediğimiz gibi, dediğin gibi. Bir de akort vermiyorsunuz, öyle kalıyor. Hayır. Mesela bu kamışla 3-4 tane düğün kendim yaptığım kamış ha. Kendim yaptığım kamışı 3-4 tane düğün çalabiliyorum. Fakat Kars'ta müzik saz evinde, Şahinler'de olsun, diğer müzik saz evlerinde hazırda satılanlar var. Onları alıyoruz. Onlar bir düğün yok şey etmiyor. Hadi. Kendi yaptığım başka. Evet, kendi ki yaptığımız bir de Iğdır kamışı. O kamışlar bir düğün yok şey etmiyor. Mesela bunların 3-4 düğün yok şey edebiliyoruz biz. Başka abi orada bize anlatabileceğin başka farklı ne isimleri veriyorlar farklı olarak? Milli gösteriyor. Yani milli gösteriyor bize onları anlatıyor. Bunlar abi. Zurnanın milleri tabi. Milli. Canım kardeşim bunlar zurnanın milleri. Bu da belirttiğim gibi bir nevi kalıp görevini yapıyor bu kıskanç. Yine tak, öbürünü de tak. Bu da... Kıskançı gösteriyor. Bu da... Kalıp görevini yapıyor. Bu da milin başına takılıyor. Bir nevi nefesi
önleyebilmek için. Nefesi kesiyor yani. Evet, nefesi dışarıda. Hayır, nefesi bırakmıyor, dudak arasında nefes dışarı çıksın. Sıkıyor beni. Sen de daha fazla yorulmamış oluyorsun. Evet, değil evet, mi? Evet. Anladım. Gereken bilgiler de bunlar. Canım kardeşim. Şu zurnanın bir şey daha vardı herhalde. Bir getirsin kardeşim onu. Bir de zurnanın şahın kısmı vardı he. Şahın kısmı, ha doğru. Ses aslında. Evet, olan yer. Şimdi bu zurna tornadan çıkıyor hocam. Torna. Evet. Bunlar tornada çıkıyor genelde. Hı hı. Bu şahın ayrı. Şahın ayrı. Evet, bu şahın ayrı zaten. O çıkıyor mu abi? Çıkıyor bu. Hı. Çıkıyor ama ıslandığı zaman sıkışma yapıyor. Anladım. Hocam bu tornada çıkıyor. Tornada çıktı. Evet. Tornada çıktığı gibi bu başındaki şahını ayrıten yapılıyor. Şöyle çatlak bu şahın. Bak mesela buradan da görüküyor ama bak şahın çatlak. Bir çatlağı buradan. Bir çatlağı da bu taraftan görünüyor. Şuraya kadar çatlak. İki taraflı. Şöyle dilli. Şu şahın olmadığı zaman zurna etmez tabi. Tabi canım. Zurnanın mili bu şahın başına takılıyor. Şahın zurnayı öttürüyor. Şahınla mil birleştiği zaman zurnanın ötmesini sağlıyor. Bir söz vardır abi, sen bilir misin? Zurnanın zırt dediği yere geldik diye. Evet. O zırt dediği hangisi o zurnanın? Bilmiyorum ben o konulara fazla bilmediğim için değinmek istemiyorum. Hocam evet, ben de o sözleri senin gibi duymuşum fakat anlamını bilmiyorum ben. Anladım. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim sizlere. Siz de sağ olun.